Evet değerli arkadaşlar, nahiv konularını cümleler üzerinde anlatmaya, işlemeye devam ediyoruz. En son şart edatlarında kalmıştık. Buradaki şart edatlarından kasıt arkadaşlar, iki müzari fiili cezmeden edatlar. Bir müzari fiili cezmediyorsa zaten ona müzari fiili cezmeden edatlar şeklinde isim veriyoruz. Lem, lemma, emir lamı, nehi lası gibi. Eğer iki tane müzari fiili cezmediyorsa ona da şart edatları ismini veriyoruz arkadaşlar. Evet, nelerdir bunlar? İn, izma, men, mehma, meta, eyyane, eyne, eynema, enna, eyyu, haythuma, keyfema, değil mi? İn ve izma eğer şayet anlamına geliyor. İn, izma eğer şayet. Men, her kim, mehma, her ne, her neyi, meta, her ne zaman, yine eyyane her ne zaman, eyne eynema her nerede, enna yine arkadaşlar her nereye nerede, eyyu hangi hangisi anlamında, haythuma her nerede her nereye, keyfema her nasıl anlamına geliyor. İn türit cümlelere bakalım. Eğer istersen, evet, in eğer dedik ya arkadaşlar, erade yuridu turidu. Normalde turidu necahe, başarı istiyorsun. Şart edatı geldiği için buradaki yuridu müzari fiili cezm olmuştur. Cezim olarak da türit şeklini almıştır. İn türit. Eğer istersen, aslında türi arkadaşlar, ancak dal cezimli olduğu zaman iki tane sakin yan yana gelmesi olamayacağı için dolayısıyla oradaki y düşüyor. İn türit eğer istersen, en necahe başarmak, başarı istersen, te'mel çalış, ketiran çok çalış. Buradaki in şart edatı, sükun üzere mebni, turidin necah şart cümlesi, te'mel ketiran cevap cümlesidir arkadaşlar. Necah türidin neyidir? Mefulüdür. Faili tahtında entedir. Yine te'mel faili tahtında ente olup kesiren onu neydir arkadaşlar? Nasıl çalış? Çok çalış. Mef'ulü mutlağıdır. Men ya'lem. Kim bilir? Es-su'ale. Soruyu bilirse. Yekteni. Bakıyoruz arkadaşlar. Nun'un esresi var. Sebebi şudur arkadaşlar. Fiilimiz nakıs bir fiil. İktena yekteni. Nakıs fiillerin cezim alameti de sondaki illet harfinin düşmesidir. Değil mi? İktena yekteni. Her kim ki soruyu bilirse yekteni ne yapsın? Kazanır, elde eder. El kaleme, kalemi elde eder. Fi yedeyi, elimdeki kalemi kazanır. Kırmızılar şart cümlesi arkadaşlar. Yeşiller cevap cümlesi. Tabii ki baştakilerde şart edatlarım. Mehma teşteri, her neyi satın alırsan. İştera, yeşteri arkadaşlar. Yine nakıs bir fiil. Cezim alameti sondaki illet harfinin düşmesidir. Her neyi satın alırsan, neden? Minel mekulat, yiyeceklerden. Tükrim, ikram et. Ennase, insanlara. Minha, onlardan insanlara ikram et. Eynema tekünü, her nerede olursanız olun. Te'lemu, bilinirsiniz. Veya te'lemu yerakümullah, Hazreti Allah'ın sizi gördüğünü bilin. Her nerede olursanız olun, bilin ki Hazreti Allah sizi görür. Meta tesluk, ne zaman, her ne zaman dürüst olursan, doğru olursan, ala indi, aleyye anlamında, bana karşı. Bana karşı her ne zaman dürüst olursan, e'tekid, inanırım, aleyke, sana inanırım. Evet, şimdiye kadar bu söylediğimiz 5 cümle arkadaşlar, iki müzari fiili cezmeden edatlardan kurulmuş bir cümle. Ama 6. ve 7. cümleler müzari fiili cezmetmeyen edatlarla alakalı arkadaşlar cümleler. Yani lev ve iza müzari fiili cezmetmeyen şart edatlarıdır. Lev yekunu, eğer olursa, el cevvu hava, harran sıcak olursa, gaden yarın, nezhebu ile sıbaha yüzmeye gideriz. İza yuhmülü, eğer ihmal edersen, vacibek görevini, ödevini, vazifeni ihmal edersen, tefşilu başarısız olursun, fil hayati hayatta başarısız olursun. Bunlar da maviler, şart cümleler arkadaşlar.
Mor olanlar da cevap cümleleridir. Gördüğünüz üzere yekûnü ve nezhebu, yuhmilu ve tefşilu fiilleri lev ve izadan dolayı cezim olmamıştır. Çünkü bunlar müzari fiili cezmetmeyen şart edatlarıdır. Bir de arkadaşlar cevap cümlesini yani şart edatlarından oluşan cevap cümlelerinin başına bazen F harfi gelir. Ve eğer şartı sağlıyorsa mutlaka bu F'nin gelmesi lazım. Kafamıza göre getirmemezlik veya getirmezlik yapamayız. Bunun da arkadaşlar şartları var. Nedir? لَوْ تَتَوَادَوْا Eğer mütevazi olursan فَالنَّاسُ يُحِبُّكْ İnsanlar seni sever. Burada F'nin gelmesinin sebebi arkadaşlar şudur. Cevap cümlesi isim cümlesi olduğu için. Eğer لَوْ تَتَوَادَوْا يُحِبُّكَ النَّاسُ deseydik eğer cümle fiil cümlesi olsaydı o zaman burada arkadaşlar F gelemezdi. Cevap cümlesi isim cümlesi olduğu için müptedanın başına F harfi gelir. İn teçtehid eğer çalışırsan el-lugatel arabiyye Arapçaya bir ciddiyetle dikkatlice çalışırsan fe'asa en tetaallemaha onu öğrenirsin. Fe'asa umulur ki en tetaallemaha haza bir Arapça. Arapçayı öğrenebilirsin bir suhuletin. Kolaylıkla öğrenebilirsin. Cevap cümlesinin başına F geldiği zaman arkadaşlar müzari fiillerin cezim alameti mahalli olur. Mahallen meczum olur arkadaşlar. Yani lafzen cezim olmaz. Eyyamelin hangi işi yaparsan yap. Te'amel. Eyyamelin te'amel. Hangi işi yaparsan yap. Fekün. Evet bunu ol, sadıkan, dürüst ol. Fi amelik işinde dürüst ol. Arkadaşlar fe asa da fe'nin gelmesinin sebebi cevap cümlesi asa gibi nedir? Çekimsiz, camit fiillerden olduğu için. Yani cevap cümlesinin başına çekimsiz, camit bir fiil gelirse onun başına fe gelir. Yine cevap cümlesinin başına emir fiil, talebi fiil, istek fiil gelirse o zaman yine o cevap cümlesinin başına F harfi gelir. Bak kün, kâne yekûnü kün, yap diyor sana, emrediyor sana, kün. İstek de yapsa, o istese yani emir anlamında değil herhangi bir talebi anlamda da söylese yine başına F gelecektir. Emir fiili olduğu için istek ve talebi fiillerde de cevap cümlesinin başına F gelir. Eyyâne yed'û her ne zaman yed'û, da'a yed'û müzari fiil, nakıs fiil arkadaşlar. Cezim alameti sondaki illet harfinin düşmesi. Her ne zaman çağırırsa validek anne babam bir ke seni çağırırsa fela teteahharu geç kalma gecikme anidihab gitmeye gecikme. Gitme konusunda geç davranma. Yine burada fiilin başına F gelmesinin sebebi olumsuz olduğu için başına la, lem gibi olumsuz edatlar geldiği için. Men yeksür kesera yeksürü kim kırarsa eğer kim kırarsa kulüben nas insanların kalplerini kırarsa fesevfe yendumu elbette pişman olacaktır cidden çok fima ba'du ondan sonra yani sonradan mutlaka pişman olacaktır arkadaşlar. Burada başına F gelmesinin sebebi cevap cümlesinin sin, sevfe, kat gibi edatlardan başlamasıdır. Yani müzari fiilin başına sin, sevfe, kat gibi edat gelirse, müzari fiilin başına lem, la gibi olumsuz edat gelirse, müzari fiil emir fiil, istek veya talebi fiil olursa veya camit çekimsiz fiil olursa, herhangi bir çekimi olmayan, İhlevleke gibi, asa gibi çekimsiz olursa veya cevap cümlesi, isim cümlesi ile başlarsa bu 5 tanesi arkadaşlar o zaman cevap cümlesinin başına F harfi gelir. Sayılar ve